Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Çanakkale ve çevresinin depremselliği konusunda panel düzenlendi. Düzenlenen panelde Profesör Doktor Tolga Bekler, depremini bekleyen kent Çanakkale konusunda açıklamalarda bulundu. Çanakkale bir kova kent. Aynı Hatay. Mersin'in gibi olması ama hakikaten de. Aynı Adapazarı gibi. Aynı Erzincan gibi. Aynı Kırcı gibi. Aynı İzmir gibi. Şimdi bütün yerlere baktığınızda ilk göze çarpan yerin hem tercih edilebilir olması dolayısıyla oturmaya müsait alanların altyapısına teşkil ettiğini görüyorsunuz. Hem de bu altyapıyı kullanan biz bireylerin ya da kurumların hizmete olan talebinin biraz daha kolay olabileceğini düşünüyorsunuz. Yoksa dağlı kesimlerde ya da yüksek kesimlerde bunu yapmak biraz daha zor. Birazdan sizlere zaten bu sunumu yaparken de bununla alakalı paylaşacağım. Dolayısıyla Çanakkale'yi bu anlamda düşündüğümüzde dezavantajlarını avantaja dönüştürebileceğimiz kanaatindeyim. Bekler'in konuşmasının ardından Profesör Doktor Süha Özden, Çanakkale ve çevresinin aktif fayları ve depremselliği konusunda açıklamalarda bulundu. Aşağı yukarı 20 yıllık Çanakkale'deyim. Bu tezinde çıktı ortaya. Her 2 yılda bir şurada siz 5 büyüklüğünde bir depremi hatırlarsınız Çanakkale'de. Ortalama 2 yılda bir. Bakın haritaları ve şeye. Hepimiz bir doğmuyoruz. 5.1 yapar, 5.2 yapar. Sebebi şudur. Burada 7'lik bir deprem üretecek fay parçaları azdır ama normal faylara örülmüştür burası. Burası çöplük alanına yavaş yavaş dönüşüyor. Bir kulapark havzaya doğru gidiyor. Dolayısıyla çek aynı havzaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bunu yaşarız. Ama tüm uzanımı boyunca düşündüğünüz zaman da fay aslında bir doğru katkı faydır. Bir yerlerde 7'lik deprem yapmıştır ve yapacaktır. Özden'in konuşmasının ardından doçent doktor Celal Tunusluoğlu tarafından Çanakkale çevresinin zemin karakteristiğini anlattı. Aynı zamanda yeraltı seviyesi ölçümleri gerçekleştirildi Çanakkale kent zemini içerisinde ve ortalama yeraltı seviyesi 2-2,5 metre oldu. Ortalama diyorum. Barbaros mahallesi kısmında ise bu 1 metreye kadar düştüğü yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Zemin grubumuz C grubu çıkmıştı ve yerel zemin sınıfı Z3 ve Z2 çıkmıştı. Alüvyon için C grubu, Kasendere ve Alçatepe C grubu ve Alüvyon için Z3, Alçatepe için Z3 ve Kasendere Z2 olarak çıkmıştı. Bugüne geldiğimiz zaman 2008 yılının bir Türkiye deprem plan yönetmeliğine baktığımızda tabii ki burası, burada da belirtilmiş, ulaşabilecek bölgeler, sahibinde araştırma, değerlendirme gerektiren zemin oldu.